Herkese merhaba arkadaşlar. Yaman ve Seher'in hiçbir zaman ayrılmasını istemiyorsanız ve ayrıca Kiraz ve Ali'nin sevgili olmasını istiyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Yaman'ın Seher için yapacağı büyük iyilik ne? Yaman, Seher'e yapılan kötülükleri anlayacak mı? İkbal'in yapacağı hain plan ne? Kiraz ve Ali'yi ayırabilecekler mi? İşte bütün sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Emanet dizisinin yeni bölümünde Yaman, Seher'e daha çok yakınlaşacak. Hatta Yaman, Seher için sürprizler hazırlayacak. Çünkü Yaman, Seher'e tamamen aşık olmuş durumda ve Seher dışında kimseyi görmüyor. Bu yüzden Yaman, Seher'le daha çok zaman geçirecek. Artık ikisi de birbirini terk etmeyecek. Çevrelerinde kötülükler de olsa, Yaman ve Seher tüm zorlukların üstesinden gelecek. İkbal, Yaman'ın Seher için yaptıklarını gördükçe çıldıracak ve Seher'e hem hakaretlerde bulunacak hem de ona zarar vermeye çalışacak. Hatta İkbal, Yaman'ın Seher ve Yusuf için tuttuğu evi bulacak ve sosyal hizmetlere bu durumu şikayet edecek. Yusuf'un velayeti Seher'den alınsa bile Yaman çabalayacak. Yusuf'un velayetinin tekrardan Seher'e verilmesi için elinden geleni yapacak. Artık İkbal daha çok kötülükler edecek. Yaman şimdilik onun gerçek yüzünü görmeyecek ama sonradan onun hain olduğunu öğrenecek. Tabi bunun sonucunda da ona hak ettiği dersi verecek. Yani İkbal yaptığı tüm kötülüklerin bedelini en ağır bir şekilde ödeyecek. Melisa ve Begüm, Kiraz ve Ali'nin ayrılması için her yolu deneyecekler. Çünkü ikisi de Ali'yi elde etmek istemektedir. Ama Ali, Kiraz'ı seviyor ve Kiraz dışında kimseye bakmıyor. Tabi tüm kötülüklerini devam etseler bile bu gerçek değişmeyecek. Ayrıca Ali, Kiraz'a duygularını itiraf edecek. Bunun sonucunda da Kiraz'a evlenme teklifi edecek. Kiraz da Ali'yi sevdiği için onun bu teklifini kabul edecek. Yani dizimizde sürprizler olacak ve Kiraz ile Ali evlenecek. Bundan sonra çiftimiz birlikteliklerinin tadını çıkaracak. Yaman ve Seher aşkı tüm hızıyla devam edecek. Hatta Seher ilk adım atıp Yaman'a aşık olduğunu itiraf edecek. Çünkü onun hal ve hareketleri ilk adımı onun atacağını göstermekte. Hatta her seferinde Seher'in Yaman'ı görürken yüzünün kızarması bunu kanıtlıyor. Önümüzdeki bölümde bu aşk daha da büyüyecek. Seher Yaman olan hislerini iyice göstermeye başlayacak. Yaman da Seher'in ilk adım atması ile ona karşılık verecek. Bunun sonucunda da Yaman ile Seher sevgili olacaklar. Onların sevgili olmaları hem iyi hem de kötü günleri beraberinde getirecek. Çünkü İkbal, Seher ve Yaman'ın ayrılması için elinden geleni yapacak. Hatta hatırlarsanız İkbal, Zuhal ile bir konuşma yapmıştı. İkbal o konuşmasında artık oyunun kuralları tamamen değişecek diye söylemişti. Yani onun bu konuşması Seher'in zor günler geçireceğinin kanıtıdır. Eğer Seher İkbal'e güvenmeye devam ederse bu onun sonu olabilir. Hatta Yaman ile olan aşkına büyük zararlar verebilir. Çünkü son bölümde Zuhal de İkbal'in planlarına dahil olmuştu ve Seher'e hizmetçi görev vererek onu küçük düşürmeye çalışmıştı. Yaman da toplantıdaki adama tam kızacaktı. Büyük ihtimalle İkbal ve Zuhal kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşecek. Yaman tam toplantıdaki adama kızacakken kendisine hakim olacak ve Seher'e tamamen değiştiğini ona göstermek için sessiz kalacak. Seher de Yaman'ın bu tepkisini görünce çok mutlu olacak. Böylece Seher ve Yaman arasındaki bu bağ daha da güçlenecek. Tabi Yaman, Zuhal'in yaptığı bu küçük düşürücü hareketi öğrenecek. Bunun üzerine Yaman, Zuhal'e hak ettiği dersi verecek. Ama Seher iyi kalpli birisi olduğu için Zuhal'i affedecek. Yaman da Seher için Zuhal'i cezalandırmayacak. Ayrıca sosyal hizmetler Yusuf tekrardan sevginin evine götürebilirler. Çünkü İkbal son bölümde Seher'in sakladığı sırrı öğrenmişti. İkbal bu gerçeği öğrenir öğrenmez Yusuf'u sosyal hizmetlere şikayet edecek. Ama Yaman'ın çabaları sonucu kalıcı velayet Seher ve Yaman'a verilecek. İkbal de amaçlarına yine ulaşamayacak. Ali de Kiraz'ın kendisini kıskandığını öğrenecek. Kiraz'ın üzüldüğünü gören Ali ona gerçekleri anlatacak. Hatta Ali yakında Kiraz aşkını itiraf edip onunla evlenmeyi isteyecek. En son Yaman Nadir'in dediklerini duydu. Seher Yaman'ın bunları duymasından çok utanacak.
Çünkü Ser Yaman'a aşık olmuş durumda ve duygularını tamamen gizleme yoluna gidecek. Ama Yaman bunu fark edecek ve Seher'i yanına çağırıp ona duygularını itiraf edecek. Tabii Seher de Yaman'a şans tanıyacak. Bunun üzerine çiftimiz daha da yakınlaşacak. Yaman ve Seher artık birbirinden ayrılmayacak. Hatta bir bütünün parçası olduklarından yakında kavuşacaklarını belirtelim. Ama şimdilik Yusuf'un velayeti tehlikede olabilir. Çünkü İkbal Yusuf'un velayetinin geri alınması için kötülüklerine başlayacak. Sosyal hizmetlerde araştırma yapacak. Yapılan araştırmalar sonucu Seher'in karara aykırı davrandıklarını söyleyecekler ve Yusuf'u geri alacaklar. Ama Yaman Yusuf'u geri almalarına asla izin vermeyecek. Yani sonunda Yusuf'u geri almayı başaracak. İkbal ve Zuhal ise amaçlarına ulaşamayacak. Çünkü planları ters tepecek. Ve Yaman ile Seher'in birbirine daha da yakınlaşmasına yardım edecek. Tabii bunu gördükçe de daha da sinirlenecekler. Ama çiftimizi bir tehlike daha bekliyor. Çünkü Zuhal artık tamamen akli dengesini kaybetti. Yaman'ın kaybettiğini düşünen Zuhal, Seher'e zarar vermek isteyecek. Eğer Seher bu tehlikeyi görmezse hayatını kaybedecek. Yaman da Seher'i kaybetmenin acısına dayanamayacak. Ama bu ihtimali de unutmayalım. Eğer Yaman Zuhal'in kötülüklerini görürse bu tehlikeyi atlatacaklar. Ve Yaman Zuhal'e unutamayacağı bir ders verecek. Bunun sonucunda da Zuhal tamamen hayatlarından çıkacak. Kiraz en son Melisa'dan Ali'nin düşüncelerini öğrenmişti. Melisa ona Ali'nin kendisini ailesi gibi gördüğünü anlattı. Kiraz da tüm bunları duyunca bir pişmanlık yaşayacak. Çünkü Ali hakkında yanlış şeyler düşünmüştü. Ama Kiraz Ali'ye daha da yakınlaşacak. Ve bu hatasını telafi etmeye çalışacak. Çünkü Ali de Kiraz'ı çok seviyor. Bu yüzden Ali ve Kiraz birbirlerine duygularını itiraf edecek. Bunun üzerine ikisi bir karar verecek ve sevgili olacaklar. Ama Begüm onların birlikteliğini gördükçe çıldıracak. Bunun sorumlusu olarak Kiraz'ı görecek. Begüm Kiraz'a zarar vermeye çalışacak. Ama Begüm planlarında başarısız kalacak. Çünkü Ali Kiraz'a bir zarar gelmemesi için elinden geleni yapacak. Ayrıca Ali artık Begüm'ün gerçek yüzünü görecek ve ona hak ettiği dersi verecek. Seher ve Yaman'ın birlikte zaman geçirmesiyle çiftimiz daha da yakınlaşacak. Yaman Seher'siz, Seher de Yaman'sız yapamaz hale gelecek. Artık çiftimiz birbirinin kıymetini anlayacak. Ve Seher'in Yaman'a şans tanımasıyla onları güzel günler bekliyor olacak. Bu birlikteliği gören İkbal kötü planlarına devam edecek. Hatta İkbal Seher'e iftira atacak. Ve onu Yaman'dan uzaklaştırmaya çalışacak. Ama İkbal ve Zuhal amaçlarında başarısız olacaklar. Çünkü Seher ve Yaman'ın arasında güçlü bir bağ oluştu. Ve kimse onların arasındaki birlikteliğe zarar veremeyecek. Selim ise bir süreliğine daha Seher'in peşini bırakamayacak. Hatta Seher'i kaçırmayı bile göze alacak. Ama Yaman Seher'e bir zarar gelmemesi için çabalayacak. Gerekirse kendi canından dahi vazgeçecek. Ayrıca tüm yaşanan olaylar Seher ve Yaman'ın birlikteliğini güçlendirecek. Bundan sonra çiftimiz daha güzel günler bekliyor. Begüm ve Melisa Ali'yi elde edebilmek için her yolu deneyecekler. Çünkü ikisi de Ali'yi takıntılı bir şekilde sevmektedir. Bu yüzden amaçlarına ulaşabilmek için her yola başvuracaklar. Ama Ali onların gerçek yüzünü görecek ve onları hayatından çıkaracak. Çünkü Ali Kiraz'a aşık oldu. Hatta Ali Kiraz'ı terk etmeyeceğine dair amcasına söz vermişti. Bu yüzden Ali hiçbir zaman Kiraz'ı yalnız bırakmayacak. Ve Kiraz ile Ali sevgili olacaklar. Yani çiftimizi güzel günler bekleyecek. Peki sizce Yaman İkbal'in hain olduğunu öğrenecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla video için abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.